Ben bu işi İskender Paylaş'ın yanında öğrendim. Daha sonra başka çeşitli stüdyolarda çalışarak kendimi geliştirdim. O zaman diyorsun ki mastering in the box yapılmamalı. Yapılmamalı çünkü... Allah kahretsin. Allah kahretsin. Burada bir yaralırsak bir daha toparlayamayız. Biliyorum. İlk başta işte atıyorum davulla 2 saat uğraştım, diğer enstrümanlarla da 3 saat uğraştım. 5 saatim gitti benim. Şimdi ikinci bir 5 saat, 6 saatti. Bunların işte tekrar mute'liyorum bütün kanalları, başlıyorum davulla bas oyunu. Kick'te bası oturtuyorum birbirine. Ondan sonra işte gitarların dengesini yapıyorum panlayacaksam. İşte hangi enstrümanın görevlerine göre klavyeyi nereye koymayı düşünüyorum falan filan. Tabii şimdi senin bir de prodüksiyon kısmı var, konuştuk ilk bölümde. Evet. İşte İskender Paylaşlar falan. Sen kendin mixini yapıyorsun, kendin home stüdyon var. Home stüdyon ne var, ne kullanıyorsun? Önce onu sorayım. Yani bilgisayar olarak tabii ki Mac kullanıyorum. Logic çalışıyor. Hoparlörlerim Neumann KH 310. İnanılmaz memnunum gerçekten. Çok çok başarılı. Ses kartı olarak da Universal Audio Apollo Duo kullanıyorum. İki DSP'si olan ve kendi pluginlerini kendi içerisindeki DSP'den kullanan çok başarılı bir ses kartı. Hardware ekipman olayı devri neredeyse kapanmış vaziyette. Çünkü pluginlerin hepsi %90-95 analog modelleri üzerine oluyor ve çok ciddi yaklaşıyorlar o kaliteye. SSL'inden Nivea'ya kadar, bir odusundan atıyorum. Evet, şeyine kadar. Fena bir dünya oldu orası. Aynen öyle. Bu konuda da mesela en sevdiğim pluginler yapımcılarından bir tanesi Slate Digital. Onun kendi içerisindeki işte All Access şeyi var falan filan ve inanılmaz başarılı. Sürekli yeni pluginler çıkıyor ve bunlar da bedava olduğu için direkt gidip kullanabiliyorsunuz. Peki tamam, şimdi yani bu home stüdyo kuran benim çok öğrencim var, benim takipçilerim öyle. Çok seviyorlar bu kafaları çünkü acayip bir erişim yani. Burada oturup albümünü yapabiliyorsun, öğreniyorsun falan filan. Sence home stüdyonun ya da işte kurduğumuz bu tarz sistemlerin en önemli parçası ne? Yani en çok buna yatırım yapmalıyız diyebileceğim bir şey var mı? Pluginler ve ses kartı ve hoparlörler. Aslında evet. Şöyle, yani şimdi mix yapan birisi için şey çok önemli, monitör çok önemli. Çünkü gerçekten hani baktığın zaman bir white noise verdiğin zaman hakikaten bütün frekansları eşit volümde yani veriyor olması lazım. Bu mix yapan kişi için konuşuyorum tabii. Bu tabii odanın akustik olarak da işte basların susturulmuş olması, bilmem ne falan uzayıp gidiyor. Fakat kendi prodüksiyonu kendi yapan birisi için aslında hoparlörlerini sadece duymakla sınırlı kaldı. İşte kendi mixini yapmıyorsa şayet. Ya bu durumda ses kaydı veya gitar kaydı falan alıyorsa tabii ki çeviricisi çok önemli olduğu için. Analogdan dijital, dijitalden analoga ses kartı çok önemli. Orada da değişik markaların değişik şeyleri, opsiyonları var. Ama işte ses kaydı yapacak mesela, vokal kaydı yapacak. Daha önceden ben kötü bir mikrofon kullanıyordum. En son bir tane Neumann TLM-103 aldım. Ve işte UAD'nin içerisinde bulunan Neve preamp ile beraber bunu eşleştirdim. İnanılmaz iyi bir sound çıktığını gördüm ama denemek lazım tabii. Her mikrofon, her preamp olmayacağı gibi başka şeyler de denilebilir. Ya tabii şey var, benim mesela yeni bu bütçeden dolayı sıkıntı oluyor. Çünkü biliyorsun dövizden dolayı artık her şeye çok ulaşamıyor insanlar. Evet. Toplayacakları zaman bir sistem işte böyle adam dediğin gibi daha bu işi yeni öğreniyor diye. Yani gidip de senin monitörlerini almasına, yatırım yapmasına gerek yok herhalde. Kulaklıkla ilerleder. Değil mi? Ben de öyle. Kompak sistemler var. Bir mikrofonu veriyor yanında, ses kartını veriyor. Paketleri kartını diyorsun değil mi o? Paket, 1500 lira, 1200 lira. Prisonus'un falan şey. Aynen, Focusrite falan. Hani öyle bir şey dedi. Bir de artık bu işe yeni başlayacak adam 60 yaşında başlamıyor tabii, 20 yaşında. Tabii. Genelde bu yaştaki insanların çoğu da mobil olduğu için bir laptop, küçük bir ses kartı, hoparlör taşımadan kendi müziğini, minik bir klavyeyle kendisi yapabilir. Sen tabii mixleri kendin yaparak öğrendin değil mi? Yani bu mix mühendisi muhabbeti... Ya okulda tabii eğitimini gördüm. Gördüm. Üçüncü ve dördüncü sınıfta. Ama tabii gördüm. Daha sonra hep yaptığın projelerde daha çok tecrübe kazandığını düşünüyorum. Tabii yani şimdi... Real hayatta yani sana proje geliyor, onu yapman gerektiği zaman bambaşka bir dünya. Okulda öğrendiğin şeyler tamamen hani teoriler, birazcık da pratik yapamıyorsun. Birçok janrada, birçok tarzda müzikleri de hayatımda dinlediğim için bu janraların içerisinde o ruhunu yakalıyorum. Çünkü bana göre mixçi, atıyorum 5 kişilik bir grup bir müzik kaydettiyse 6. kişi olarak kendi vizyonunu ortaya koyuyor bu mixte. Tamam. Dolayısıyla mix revizyonu yapılırken
o vizyon üzerinden yürümek çok önemli. Yani hangi mixin işini beğeniyorsun veya bir tane parça hazırlıyorsun. Adamın şeyine gidiyor, ondan sonra revizyonlar yapılıyor üzerinden. Ya zaten şöyle bir şey var ya, işte internette böyle tarifler var. İşte gitar mixi, rock için orada yazıyor işte şunu aç, şu frekansı kapat, şu kompresörü şöyle bas falan. Ama sonra işleri biraz tecrübelendiğin zaman şeyi görmeye başlıyorsun. Senin kafandaki sound'u yaratmak için aslında o tarif değil, bambaşka şeyleri de denemen lazım. Evet. Deneme yanılma olayı çok önemli bence mix öğrenirken. E şimdi tabii yani şimdi atıyorum bir kompresörde threshold ne işe yarar? Atıyorum attack time ne işe yarar? Yani bir kick'in, atıyorum bir double'daki kick'in attack time ve release time ile oynayarak bütün kick'in karakterini tabii tamamen değiştirmek mümkün. Ve bu tecrübeyle olan bir şey çünkü ben atıyorum kick'in oradaki karakterini değiştirirken bas gitarla nasıl bir uyum içerisinde olacağını düşünüp bas gitarının da kompresör ayarlarını, atak time'larını, şunlarını, bunlarını, tonunu ona göre ayarlıyorum. Ve o şekilde oturtuyorsun. Yani o birazcık her şeyi bütün olarak duymak çok önemli. Sence bir müzisyen öğrenmeli mi? Yani gitar çalan random bir adam, artık dünya çünkü oralara gidiyor ya. Hani mix yapmayı öğrenmek durumunda mı sence artık? Yakalamak için çağı. Ya şimdi şöyle, yani mix çok müzikal bir süreç. Yani dolayısıyla müzik yapan adam mix'i biraz bilse iyi olur. Ama bu şu demek değil yani. Yani bütün aletleri kullanmayı. Çünkü şimdi atıyorum bir fikri olsun ama bir diyorsun. Bir fikri olsun. Yani kompresör nedir bilsin. Atıyorum bir EQ nedir? Hani bir müzisyen zaten bunu bilmeli. Hani yani çünkü yani sahnede ne istiyorsun dediğin zaman biraz böyle bir boğuk bu bir falan demesinden evet, ziyade abi birazcık 250'leri aşağı çekebilir misin falan gibi bir şey demesi hem çalışmayı kolaylaştıran bir şey hem de ne istediğini bilmen açısından güzel ama şunu bilmek zorunda değil. Yani kompresörlere işte EQ'lara baktığın zaman her özellikle analog pluginlerde, analogdan simüle edilmiş pluginlerde o aletin karakteri de yansıtılmış. Tamam. İşte harmonic distortion'ları, işte belli bir patternleri bilmem nesi, belli bir sıcaklık katmış. O yüzden bir sürü kompresör var ya zaten. Aynen öyle. Bu kompresör ona gider. Attack time'ları farklı. İşte ne bileyim optik kompresörler var. Başka kompresörler var. Bunların hepsi birbirinden farklı yapılarda kompresörler. Hani onların hepsini bilmesine gerek yok. Yok evet. Yani master kanalı ama kullandığın kompresörün gitara kullanılmaması gerektiğini bilse iyi olur. Tabii. Tabii yani atıyorum Waves'in L3'ünü gitara kullanma. Ama şöyle bir kafada var yani denediğinde çok güzel tabii, bir sonuç alırsan da. Yani çünkü bunun bir şey tarifi yok yani makarna nasıl yapılır işte doğru, şu kadar dakika açtığında gibi bir tarifi yok. Burada hangi pluginin veya hangi efektin hangi enstrümanın nasıl şey yapacağı çalanın kişinin işte atıyorum sert tuşeli yumuşak tuşeli falan olması aranjede kadar, her şey, aranjenin tamamen kendisi, yani o kadar çok değişken var ki işin içerisinde. O yüzden yani mix'i öğrenmek, hani ben bir senemi buna ayıracağımla olmuyor. Mix mühendisi olmak istiyor adam şu an. Ne yapması lazım? Yani illa bir işte kursa, okula gitmeli mi? Nasıl bu işe girebilir? Ya şimdi piyasada bu işleri çok iyi yapan adamlar var. Ve çoğu alaylı bunların. Kurcalaya kurcalaya, birilerinin yanında asistanlık yaparak öğrenilmiş bir şey. Yani bu işin pratiği hakikaten işin %80'i. Tabii ki yani şu anda tam bir internet çağında yaşıyoruz. Ya okulda öğrenciye bilgilerin 100 katına internette ulaşabiliyor. Ya ben bu işi İskender Paylaş'ın yanında öğrendim. Daha sonra başka çeşitli stüdyolarda çalışarak kendimi geliştirdim. Tabii sürekli yenileniyor. Artık analog devri kapanmak üzere zaten. Hani yeni pluginleri sürekli takip ediyorum. İndiriyorum demolarını, deniyorum. İşime yarayan varsa satın alıyorum falan filan. Yani kendini geliştireceği bir ortam var ama mutlaka birilerinin yani yanında yetişmek çok önemli. Burada kapılar açıyor. Hem kapı açıyor hem de o adamla tanışıyor. 5 sene sonra iyi bir ton maçlar haline geliyor. Birbirleriyle iş paslıyorlar. Bir piyasa haline geliyorsun ama hani yani piyasada şunu görüyorum ben. Yani bir işi profesyonel olarak yapmak istiyorsan iki ilişkilerini de çok iyi tutman lazım. İnsan tanıman lazım. Peki senin için, senin özelinde soruyorum. Mix yapmadan önce bir proje geldi sana. Nasıl hazırlanıyorsun? Yani kanalları işte diziyorsun. Ne yapıyorsun? Şimdi ritüel olarak soruyorum. Ben bir gün önceden hazırlanıyorum. Kanalları hazırlıyorum. Bütün daha önceden proje olarak geldiyse otomasyonların hepsini siliyorum. Bütün pluginleri siliyorum. Ve enstrümanları grupluyorum. Mesela double grubunu, kick işte, snare, hi-hatler bilmem neler, işte gitarlar. İlk önce armoni içeren işte gitarlar, klavyeler, synthler falan. Çok önemli bir şey değil mi bu? Kaybolmamak adına. Kaybolmamak adına. Bazen renk atıyorum. İşte Logic'te var böyle güzel şeyler. O güzel bir şey.
editleri yapılmamışsa veya işte atıyorum crossfade'ler koyulmamış, çıt pıt bilmem ne, onlarla uğraşmam. Çünkü hakikaten inanılmaz konsantrasyon isteyen bir olay, mix olayı. Bir de hani burada çıt gelmiş, burada bilmem ne olmuş falan, onları yaptığında kafayı sıyırırsın o konuda yani. Ve ben mix yapmayı çok seviyorum. Sabah 8'de başlarım ben genelde. Seviyorsun. Mix yapıyorsam. Çünkü en fresh olduğum, yani en kafamın şey olduğu zaman saat 8-9. Yani bazıları 4-5'te uyanıyor zaten. Adam 6'da evet, bir giriyor. O bambaşka bir şey. Ben yapamam öyle bir şey. Sabahleyin güzel kahvemi koyuyorum, başlıyorum. Hı-hı. En çok mesaimi alan mix'te double'lar. Çünkü yani double'ın içerisinde çok fazla değişken var. Kendi içerisinde çok fazla benim değişken var. Çok zorlandığımdır ya. Evet, yani ve bir drum bass yaratıyorsun. Bu drum bass'ı en az 2-3 farklı drum bass'lardan geçiriyorsun. Hangisine efekt vereceksin? Room efekti verecek misin? Acaba içerisinde var mı? Nasıl bir reverb kullanacaksın? Kuru mu kullanacaksın? Tabii. Punch nasıl daha punch hale getirebilmek? İşte bir glue dediğimiz bir kompresörle daha toplu duyurabilmek falan. O kadar çok değişken var ki. Ve benim yani atıyorum ben 10 saatte bir mix'i bitiriyorsam, 12 saatte bitiriyorsam en az 2-3 saatini sadece davullar alıyor. Ya o çok şey. Bir de şimdi sen daha tabii aktif yapıyorsun. Mesela ben bir albümü kaydediyorum. Sonra mix'ini yapacağım bir sene sonra. Ulan daha ya en son yaptığın mix bir sene önce. Hadi başla bir daha. Tabii. Şimdi o da var. Tekrar tabii. O yani o kasa haftası oluşmadığı için çok aynen, hızlı bir şekilde o da çok yorucu oluyor. Çok yorucu. Master'in kanal kanal bir proses olmadığı için mix'i alıp onu biraz renk katma, biraz dinamikleriyle ilgilenme, işte EQ'suyla ilgilenme gibi bir proses olduğu için bence kesinlikle bir analoğun içerisindeki tadı almalı diye düşünüyorum. Tabii ki yapan yok. Tabii de iyi masraf oluyor. Yani kendi başına yapan bir indie artistsen. Kendi başına yaptığının avantajı ne istediğini çok iyi biliyorsun ama yani herkes her şeyi yapmak zorunda değil bence. Doğru, yani her şeyin uzmanı da var. Bir de şeyler çıktı ya şimdi yüklüyorsun abi, upload ediyorsun mixini, onu masterlıyor güya. Öyle şeyler çıktı biliyor musun onları? Hazır master yapıyor. Yani upload ediyorsun, 5 dolarını alıyor mesela. Onu çok başarılı olabileceğini düşünemiyorum. Bazı şeyler var hani hakikaten dünyada hani böyle adam tabii parça başına 200 dolar falan charge ediyor, hı-hı, 5 dolar falan filan. Hakikaten adam gidiyor stüdyosunda bunu masterlıyor. İki revize hakkı veriyor sana. Sen de gidiyorsun adama yolluyorsun. Yani ama ondan bahsetmiyorum ben. Şey diyorum, bir algoritması olan bir program düşün. Yüklüyorsun oraya, otomatik yapıyor. Aa, yok tabii yani. Değil mi? Yani, olacak iş değil o. O bir yorum katma gibi bir şeyi yok, ortadan çıkartıyordu. Yani. Analiz ediyordun, ona göre volümünü şey çıkartıyordun. Aynen öyle. Tabii şimdi benim öğrencilerden yine gitar kaydetmenin böyle püf noktaları. Tabii artık inanılmaz pluginler yine çıktı. Yani işte Camper'lar ya da işte dediğim gibi plugin muhabbetleri ama amfi ile mikrofonlayarak işte gitar kaydetmek çok zor bir iş artık. Tabii koca bir stüdyo lazım. Eşim yüksek bir yaptın lazım. Sen tabii. Yaptım. Tarkan Gözübüyük prodüktörlüğünde bir Buz Band vardı işte, Buz grubu. Onun albüm kayıtlarını yapmıştık. İşte orada iki tane kafa kabin, işte biri Marshall, biri Mesabugi olmak üzere iki tane dev gibi amfi geldi. Araya panel koyduk. İşte önden işte değişik akseslerde işte değişik mikrofonlar koyduk. Ve bunları çok yüksek volümde, gitarı zaten orada duramaz yani kontrol odasında durak şeklinde çaldık. Bu birinci yöntem, bu old school bir yöntem artık yani şu anda çağımızda. Tabii ki çok başarılı bir yöntem yani. En bence verimli olan şeyi bu. Ama burada dikkat edilmesi gereken işte farklı mikrofonlara farklı fazlarda kayıt yapıldığı için faz problemi yaşanıyor. Fazları süsleniyor ve noise cancellation dediğimiz hikaye oluyor. Yani inceliyor ses veya bir hacim, bir zaten duyulunda onu hisseder. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar faz kontrolüyle yapılması gereken bir şey. Bu birinci yöntem, bu en şey. İkinci yöntem, bu benim bir gitarist arkadaşım kendi evi için böyle bir sistem kurdu. Isobox gibi bir şey yapıyor. Hmm. Kendi içerisinde hoparlörü olan bir gitar şey gibi düşün bunu. Buzdolabı gibi. Tamam. Dışarıda kablolarını giriyorsun. İşte arkadaşın kim? Mehmet Esen. Benim de bir arkadaşım yaptı da gitarı. Evet. Bu işte atıyorum preamp'ten aldığı sesi buraya hoparlörü veriyor. Sadece isobox'ın içerisinde. Dışarı ses gitmiyor. İçeride de bir mikrofon var. O Ribbon mikrofon kullanıyor. Ama herkes istediğini kullanmakta özgür tabii ki. Sanki yani stüdyo ihtiyacı olmadan, izolasyon olmadan kendi içerisinde çözülen bir hikayesi var.
Üçüncü yöntem ya işte Camper gibi işte amfi simülasyonlarını barındıran hardware olabilir, ondan geçirmek olabilir ya da işte dediğim gibi pluginlerde de artık özellikle Steven Slate'in kullandığım için biliyorum. En son işte THU diye bir plugin çıkardı. Yani piyasadaki duyulmuş duyulmamış bütün işte mesela bu işte Marshall'ından, Fender'inden, Orange'ine kadar bütün amfilerin işte kafasını ayrı seçiyorsun, kabinini ayrı seçiyorsun, mikrofonları kendi yaratabiliyorsun, ayrı seçebiliyorsun. Adeta bir stüdyodaymış gibi kendi yaratabiliyorsun. Pedallar da var bunun içerisinde işte. İşte wah pedalından atıyorum bilmem ne pedal, işte drive pedalına kadar bunlar da var. Ve tabii orijinallerden üretilmiş. Atıyorum tube screamer yapmış adam. Tube bilmem ne demiş adına. Adını değiştirerek. Bu şekilde. Hı. Fakat o sound'u hakikaten elde edebilmiş. Hı hı. Şey peki ne diyorsun mix kaydederken, track yaparken gitarları bu panlama muhabbetleri sağa sola verme. Tabi o da çok hacmi genişletiyor değil mi? Çift gitar, duble alamak. Özellikle tabii, bütün gitarları. Aynı kişinin çalıyor olması ve hani özellikle bu tarzda kimsenin yani daha amatörlerin dikkatinden kaçan bir hikaye var. Paternleri rastgele çaldıkları zaman kakofoni oluyor. Gidip geliyor. Aynen öyle. Yani bir patern varsa, ritmik bir patern varsa o paterni iki gitarda da tutturduğu zaman hakikaten genişlik yapıyor. Zaten mix yapan kişiler için bunlar avantaj. Hı-hı. Çünkü ben genelde yaptığım mixlerde küçük bir panlama bile olsa sol enstrüman haricindeki her şeyi sağa sola panlıyorum. Hı-hı. Her şey. Çünkü sol enstrüman içinde, ya sol enstrüman ortada ve en yüksek olarak gelmeli. Diğerleri derin. Tam da panlıyorsun peki. Tam panlamıyor. Tam panlamamanın sebebi tam panlamayı tamamen efektlere bırakıyor. Hmm. Yani maksimum yani %100 olarak düşünürsen %80'in ötesi de pek geçirmem panlamaları yaparken. Efektleri ama veriyorsun. Efektleri %100 tabii ki sağa sola. Hani efektleri birazcık da daha duyulur kılıyor ki yani o işte sağlamak istediğin derinliği verebilmek için yani. Peki bu kolay mesela gitar mı istiyorsun? Evet. Geldi sıra gitarı. İlk kullandığın plugin ne? Kompresör mü, equalizer mı ya da başka bir şey? Bu değişiyor ama ben genelde equalizer kompresörden sonra kullanırım. Bunun sebebi şu, şimdi her enstrümanı tek tek tonluyoruz ilk başta. Bu zaten mixin aslında yarısı demek, her tonu tonlamayı bitirdim. Tekrar baştan otomasyonlar, birbiriyle olan iletişimleri, şunlar bunlar. Kompresörden önce koyulan bir EQ, her EQ hareketinde kompresörün de trash olduğuna veya attack time'ına, şuna busuna yansıyacak demek oluyor. Dolayısıyla kompresörden sonra bir EQ kullandığında EQ dengelerinde veya kompresörü bir şey yaparsam birbirlerini etkileşir. Peki kompresör EQ sonra bir daha kompresör veriyor musun? Gerektiği durumlarda verebiliyorum tabii. İhtiyaç olabilir çünkü dediğinden onu çıkar. Mesela vokallerde genelde çok kullandığım bir yöntemdir o. Yani şimdi vokal kompresörü olarak zaten ilk başta bir vokal kompresör koyuyorum ama çok fazla basmadan. Yani 2-3 dB. Minik bir şey olarak dokunuş. Ve ikinci olarak da yine minik dokunuşlu bir EQ yapıyorum. Şeyleri temizliyorum işte uğultular, oda uğultusu veya işte mikrofona kaçmış olan uğultular var. Onları temizliyorum, biraz da şekil veriyorum. Çok fazla ekstrem bir hareket yapmadan. Sonra ana bir kompresör takıyorum. Orada artık yani jandarmasına göre 6 dB'den 12 dB'ye kadar basabiliyorum. Arkasından da mutlaka bir EQ veya bir DSL'de de kullanıyorum. Kullanıyorsun. Peki gitarın yani mesela atıyorum clean bir gitarın, bütün gitarın böyle en ortadaki frekans aralığı neresi? Yani oraya mesela müdahale çok etmemek gerekir denilen böyle bir şey var mı? Kalplerini bozar anlamında. Yani çalan kişinin dile yani veya gitarın markasından veya teline kadar her şey değişiyor. Yani. Ne istediğine de bağlı veya hani müziğin ne istediğine de bağlı. Hani mesela bir gitarı atıyorum 4-5 K'larını çok açık biraz daha böyle parlatabilirsin ama şu kendi başına dinlediğinde çok parlak geliyordu ama müziğin içerisinde dinlediğinde gitarı ortaya çıkartan bir frekans arası bunu kullanırsın. Dolayısıyla ben hep o örneği veriyorum yani McDonald's'ın köftesini aldığında tek başına yersen hiç güzel bir köfte değil ama hamburger olarak yediğinde inanılmaz bir tat oluşuyor. Oturuyor. Çünkü birbirine göre yapılmış bir o şey. O zaman gitara yaptığınız şey. Müdahaleleri hep sonra mixin içine dinleyerek gitmeliyiz. Zaten dediğim gibi yani ilk başta işte atıyorum davulla 2 saat uğraştım, diğer enstrümanlarla da 3 saat uğraştım, 5 saatim gitti benim. Şimdi ikinci bir 5 saat, 6 saatti. Bunların işte tekrar mute'liyorum bütün kanalları, başlıyorum davulla bas olayına. Kick de bası oturtuyorum birbirine. Ondan sonra işte gitarların dengesini yapıyorum panlayacaksam. İşte hangi enstrümanın görevlerine göre, klavyeyi nereye koymayı düşünüyorum falan filan. Tabi bunlar tamamen müzikal vizyonla alakalı. Ne düşünüyorum? Sen ne istiyorsun? Müşteri ne istiyor? Müşteri ne istiyor?
Bunları yaptıktan sonra işte diyorum ya, gitarları birazcık daha parlatabilirim, yer var. Ya çünkü parlatmak bir gitarın veya herhangi bir enstrümanı ortaya çıkarmanın bir yöntemi değil aslında. Yani o zaman her şeyi parlattığında çok harsh bir sound alırsın bütün overall track'te. Dolayısıyla tabii her enstrüman aralığını şeylerini de gözeterek, panları kullanarak, derinliği kullanarak, volümleri kullanarak olması gereken müziğin uyumunu çıkartıyorsun. Bir de son bir şey daha ekleyelim, onu istiyorum. Tabii. Şöyle bir muhabbet var ya işte, mesela bir equalizer'da bir şey duyuyorsun, EQ'da onu ayarlayacaksın. Çok büyük hareketler yapmayın derler genelde. Öyle bir şey var. Mesela ben biraz parlatayım dedin gitarı. 3-4'leri biraz açacağım. Beklediğin, yani fazla açarsan aslında o duyduğun gerçek olmayabilir. Önce ufak müdahalelerle yaklaşın denen. Öyle çok şey okuyorum, görüyorum. Ya bu kişiden şeyleyebilecek bir yorumdur bence. Ben mesela istediğim frekans aralığı zaten aşağı yukarı. Diyorum ki 4'leri 5'leri açmam lazım. Hı. Birazcık abartıyorum. Bu açmak istediğim frekansı abartarak mesela 6-7 dB, bazen 10 dB açıyorum. Bakıyorum, tamam bu frekansmış diyorum. Sonra kapatıyorum, eski sound'u bir kulağıma alıştırıp tekrar ufak bir şekilde açayım, minik minik. O, belki dediğin odur ama hani frekans ararken abartmanın da gerekebilir. Yani frekans bulurken diyorsun. Bazıları şey yapıyor, mesela tizi çok eksik mesela. Kaydederken kötü bir preamp kullanmış veya adam EQ kat koymuş. Tizler yok mesela. Şimdi bunu nasıl tiz ekleyeceksin? Evet, tizleri açmak çok açmak lazım. Ya da harmoniklerden yürüyebileceğim. Mesela Shapes'in çok güzel bir plugin'i var o konuda. Orada mesela harmoniklerden oynayarak, sadece tizleri değil, harmoniklerini de şey yaparak hem veya basslar için de şey geçerli, hem daha geniş kapsamlı bir ses elde ediyorsun, hem de çok müziğin içerisinde oturabiliyor. Aslında şunu anlıyorum ben, bence bu konuşmanın en büyük şeyi çıkarımı şu oldu. Videonun başında da söylediğimiz gibi işte orada bir tarif görüyoruz, gitar tarifi, evet. İşte ritim gitarlar böyle olmalı falan. Aslında onun çok bir manası yok çünkü senin kaydettiğin ortama göre bu çok farklılık gösterecektir. Şimdi plugin reklamlarına bakıyorsun, adam şimdi mükemmel kaydedilmiş bir davul sample'ını almış. Adam üzerinde bak bu EQ'yu burada kullanırsa evet, harika olur diyor. Şimdi sen, yani Türkiye'de yapılmış davul kayıtları çok iyi şeyler de çıkıyor, hepsini demiyorum tabii ki ama genelde hep toparlamak olduğu için bizim mix yapanların işi artık bu işin cambazı oluyorsun. Yani hangi plugin buna ne verir ki ben bunun bu eksiğini tamamlarım gibi oluyor. Evet. Dolayısıyla şu hataya düşmemek lazım. Bu işi tabii amatör olarak yapan adamın bu işe para yatırması gibi bir şey beklenemez. Ama bu işi profesyonel yapan adamlar, işte ben mesela hepsini satın alıyorum. Dolayısıyla koca bir yani ne var ne yok satın alıp eskiden yapıyordum ben de amatörken. Ne var ne yok satın alıyordum, bilgisayarda ne olduğunu bile bilmiyordum ben. Şimdi ama ne istediğini biliyorsun. Tabii, yani şimdi neye ihtiyacım var, ben bunu satın almışım, heh bunu da bunu kullanacağım dediğim için veya yeni bir şey çıkıyor, takip ediyorum, aha diyorum bu çok iyi, bunu almam lazım. Ve zaten artık o kadar komik fiyatları düştü ki yani 20-30 dolar gibi fiyatlara çok 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 iyi pluginleri satın alabiliyorsunuz. Yani çok keyifli muhabbet oldu bu. Evet, eminim çok kesinlikle yararlanacaklar çünkü genelde kesinlikle böyle şeyler yapmadık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başka böyle bir gün de belki gitar çalarız, gitarlar üzerine konuşuruz. Tabii ki çalarız. Ben tabii gitarist gibi görmem kendimi. Yok olsun, hani onun muhabbeti güzel olabilir tabii, yani. Yaparız ya. Tamam. Güzel olur. Nice.